Herkese merhaba. Ben Selvi Kadırova ve bugün biz İstinye Üniversitesi'nin Topkapı yerleşkesine geldik. Atamurat danışmanlık olarak size bu üniversitesini tanıtmaya geldik. Hadi başlayalım. Üniversitenin girişi buradadır. Ve şimdi öğrenci merkezine doğru gidiyoruz. Burası öğrenci merkezi. Öğrenciler için özel alandır. Burada öğrenciler ders çalışıyorlar ve takılabiliyorlar. Çin basketbol sahası var. Burada da basketbol sahası var. Şu an kapalı ama kullanabilirler öğrenciler. Girişi ve girişinde hemen danışabilirsiniz. Danışman var. İstinye Üniversitesi'nde toplam 13 kat var ve şimdi giriş kattayız. Bu katta ofisler yerleşiyor. Uluslararası ofis, Erasmus ofis gibi ofisler. Biz şimdi size gösterelim. Burada da ISU Store var. İstinye Üniversitesi'nin mağazası gibi bir şey. Burası kariyer merkezi. Oturmak için yer var. Espresso Lab diye bir kafe. Küçük kafeterya gibi bir şey. Girelim bakalım isterseniz. Arkadaşlar şimdi biz -2. kattayız ve gördüğünüz gibi burada laboratuvarlar yerleşiyor. Burası simülasyon laboratuvarı ve burada çoğu zaman hemşirelik fakültesi çalışıyor.
ve diyetetik laboratuvarı görebilirsiniz. Şimdi bilgisayar laboratuvara giriyoruz. Ama burada ders geçiyor. Burası Kore Laboratuvarı. Diş sağlığı laboratuvarına giriş yapacağız. Burası ameliyathane hizmetleri laboratuvarı. Şimdi ise eczacılık laboratuvarına girdik. Şimdi ise -3. kata geldik. Burası ise dil ve konuşma terapisi laboratuvarı. X1'e giden ok. Şu için biz buraya geldik. Burası İstinye Üniversitesi'nin mağazası, yani shop. Şimdi biz -1. kattayız.
ve size bioinformatik ve genetik laboratuvarı göstereceğiz. Burası moleküler biyoloji laboratuvarı. Bu katta da laboratuvarlar var ama giremiyoruz çünkü dersler gerçekleşiyor şu an. Laboratuvarı var ama içeriye giremiyoruz çünkü ders var ve kapalı. Şimdi ise biz ikinci kata doğru gidiyoruz. Burası normal bir sınıf. Katta geldik. Burada kütüphane var. İstinye Üniversitesi'nin kütüphanesi bizi içeriye almadı. O yüzden dışarıdan göstereceğiz. Kütüphanede oturup okuyabiliyorlar, çalışabiliyorlar, derslerine, sınava hazırlanabiliyorlar. Şimdi ise biz İstinye Üniversitesi'nin öğrencilerine birkaç soru soracağız. İlk önce kendinizi tanıtabilir misiniz? Merhaba, ben Tilbe. Şu an burada hazırlık öğrencisiyim Topkapı Kampüsü'nde. Seneye Vadi Kampüsü'nde kimya bölümü okuyor olacağım. Memnun olduk. Şimdi birinci sorumuz, neden İstinye Üniversitesi'ni seçtiniz? Şöyle, ilk olarak istediğim bölüm kimyaydı ve burada tam burslu kimya geliyordu bana. O yüzden kimya bölümünü istediğim için hani İstinye Üniversitesi'nde çok fazla ayrıcalığı vardı ve hani çok fazla olanağı vardı. İnternetten araştırdım, işte buraya gelen arkadaşlarım vardı, onlarla iletişime geçtim, hani bilgi aldım. Ve hani eğlenceleri olsun, etkinlikleri olsun beni çeken bir tık hani bu kısım olmuştu aslında. O yüzden İstinye Üniversitesi'ni tercih ettim. İkinci sorumuz, şimdi İstinye Üniversitesi'yi 3 kelimeyle anlatabilir misiniz? Eğlence, sosyal etkinlik, yani sosyal çevre, sosyal etkinlikler ve başarı yani. Başarı olabilir. Yani eğlence, sosyal etkinlikler ve başarı. Evet. Üçüncü sorumuz da,
Yabancı öğrencilere İstinye Üniversitesi'ni tavsiye eder misiniz? Geçenlerde okulumuzda Interyut Festivali yapıldı. Hazırlık bölümünün hazırladığı bir festivaldi. Ve o festivalde her ülkeden yabancı öğrenciler kendi ülkelerini tanıttılar. Ve hani bu bizim için çok güzel bir etkinlik olmuştu. Biz onların kültürlerini tanımış olduk. Onlar burada yaşadığı için bizim kültürlerimizi biliyorlar. Daha çok iç içe olduk, daha çok kaynaştık. Onların kültürlerinden şarkılar dinledik, müzikler dinledik. Ve hep birlikte bir çok güzel etkinlik oldu yani. Hani sadece burada Türk öğrenciler düşünülmüyor. Yabancı öğrencilere de öncelikler tanıyor. Evet, yani yine de eğlenceye gidiyor. eğlence. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür memnun ederim. Olduk. Ben de çok memnun oldum. Teşekkürler. Merhabalar. Merhaba. Kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii. Ben Arda. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü İngilizce 1. sınıf öğrencisiyim. Birinci sorumuz, neden İstinye Üniversitesi? İstinye Üniversitesi'ni seçmemdeki temel nedenlerden biri gelecek için. Çünkü bilim açısından ve sağlık alanında gerçekten iyi koşulları var. Gelecekte de bunun benim kariyerimdeki olan yararına iyi geleceğini düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ederiz. İkinci sorumuz da İstinye Üniversitesi'ni 3 kelimeyle anlatabilir misiniz? Tabii. Birincisi gelecek, ikincisi bilim, üçüncüsü de kariyer. Gelecek, bilim ve kariyer. Evet. Teşekkürler. Üçüncü sorumuz da yabancı öğrenciler için İstinye Üniversitesi'ni tavsiye eder misiniz? Ederim. Şöyle, şu anda da üniversitemizde yani bayağı bir sayıda yabancı öğrenci var. Aynı zamanda bölümlerimizin İngilizce bölümleri de var. Ben de İngilizce'de okuyorum. Yani sınıfımın büyük bir çoğunluğu yabancı öğrenci. Bu açıdan zorluk çekeceklerini düşünmüyorum. Çünkü hazırlık eğitimi de var İngilizce isteğe göre. Onu aldıklarında gayet iyi bir şekilde bölümlerine hazır oluyorlar. Aynı benim, ben de öyle hazır oldum yani İngilizce öğrenerek. Çok memnun musunuz peki? Evet, memnunum şu an, gayet iyi. Teşekkürler. Teşekkür memnun ederim. Olduk. Ben de. Bay bay. Merhabalar. Merhaba. Şimdi size birkaç soru sormak istiyoruz ve ilk önce kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii. Ben adım Gülçay Hanım, soyadım Cebecioğlu. İstinye Üniversitesi'nde şu anda hazırlık okuyorum. Esas bölümü uluslararası ilişkiler. Bu kadar. Sorularımıza geçelim. Birinci sorumuz, neden İstinye Üniversitesi? Çünkü bana arkadaşlarım önerdi İstinye Üniversitesi'ne. Hem ortam olarak da daha rahat ve gelecek imkanı olarak da daha iyi imkanlar sunacağını düşünüyorum bana. Arkadaş çevresi ve şey diyebiliriz, evet. Köyler diyebiliriz. Evet, güzel. İkinci sorumuz, İstinye Üniversitesi'yi 3 kelimeyle anlatabilir misiniz? Tabii. Kariyer, tecrübe ve samimiyet. Kariyer, tecrübe ve samimiyet. Ve üçüncü sorumuz, son sorumuz, İstinye Üniversitesi'yi yabancı uyruklu öğrencilere tavsiye eder misiniz? Ederim, çünkü üniversitemiz iyi bir üniversite, gelişen bir üniversite ve imkan olarak da birçok üniversiteden daha iyi bir üniversite olduğu için kesinlikle tavsiye ederim. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Bekliyoruz. Teşekkürler. Tamam. Memnun oldum. Ben de. İstinye Üniversitesi'ne sizi bekliyoruz. Herkes okuyor. Baksın ya. Sen git oyun bulma. Teşekkürler. İstinye Üniversitesi'nde çekimimiz sona erdi. Bu üniversite hakkında biraz kendi düşüncelerimi söylemek istiyorum. İlk önce çok samimi bir ortam ve eğlenceli bir ortam var. Arkadaşlar bize yardımcı oldular. Her şeyi gösterdiler ve aynı anda size de göstermiş oldular. Rahat ders çalışmak için de ayrı ders alanları var. Kütüphane var. Kütüphaneye giremedik çünkü orada ders çalışıyordular. Ama dışarıdan size gösterdik. Umarım siz de bu üniversite ve videomuzu beğendiniz. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.